Öncelikle hasta bize randevu alarak gelmişti. Biz sabah muayenesini yaptığımızda atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu, kolesterol ve hipertansiyonu mevcuttu. Ben rutin kan tahlilini istedikten sonra tansiyon olduğu için de bir tansiyonuna falan bakayım dedim. Tansiyon ölçümünde biraz hafif yüksek gelmişti. Ben de öğleden sonra tekrardan bir kontrol görürüm demiştim. Öğleden sonra hasta kontrole geldi ve tekrardan bir tansiyon ölçtüğümde tansiyonun yüksek olduğunu fark ettim tekrardan. Ve dedim ki sizi yakın tansiyon takibine alacağız. Tam ben reçetesiyle vesaire ilgilenirken bir baktım. Hocam dedi bana bir göğüs ağrısı geldi dedi falan. Sol kola yayılıyor mu dedim. Evet dedi. Ben tekrardan hastaya kalktım. Bir nabzına falan bakayım. Bir şey yaparken bir baktım birden böyle bir iç çekildi ve yere yığıldı. Yere yığılınca ben hemen nabzına baktım ve mavi kod verdim. Mavi kod verdikten sonra ben hiç beklemeden direkt CPR dediğimiz kalp masajına başladım. O ara işte sağdan soldan duyan doktor arkadaşlar da sağ olsun hepsi yardıma geldi. Bizim mavi kod ekibi geldi. Anestezi doktorumuz geldi. Biz hastayı burada entübe ettik. Yaklaşık 25 dakika civarı biz hastaya burada kalp masajı uyguladık. Sonra hastayı acile transfer ettik. Acile götürürken sedye üzerine götürülecek. İster istemez biz zamanla yarışıyorduk. Yani zamanla yarıştığımız için ve efektif bir şekilde kalp masajı yapmamız gerekiyor. Öyle olunca da ben de sedyenin üzerine çıkıp da çıkarak o şekilde hastaya kalp masajı uyguladım. Hastayı acile götürdüğümüzde orada şok tedavisi uygulandı. Şok tedavisi uygulanınca da hasta nabzı normale geldi ve sonrasında da yoğun bakıma alındı. Bugün de hastayı ziyarete gittiğimizde aslında gayet sağlığı yerinde olduğunu, konuştuğunu, bizimle sohbet ettiğini gördük. Bu zor zamanlarda hekimliğin böyle meşakkatli zamanlarında böyle bir insan hayatına hiç tanımadın, belki hiçbir zaman görmeyeceğin, karşılaşmayacağın bir insan hayatına böyle pozitif anlamda dokunmak gerçekten hekimliğin bence en güzel tarafı. Diğer ekip arkadaşlara, bizim dahili doktor arkadaşlara, diğer anestezi ekibine, acildeki doktor arkadaşlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık sonuçta bir ekip işi ve hepimiz elimizden geleni yaptık. Çok şükür hastamız biraz da şanslıymış. Yani poliklinikte doktor karşısında rahatsızlanması, Allah korusun bir 10 dakika sonra yolda vesaire başka bir yerde olsaydı çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ama burada da gördüğümüz gibi hızlı müdahale, etkili müdahalenin hasta hayatında ne kadar önemli olduğunu dün ve bugün yaşayarak gördük. Dün olan olayda dahiliye polikliniğinde abim kalp krizi geçirmiş orada. Doktorlar sağ olsun müdahale etmişler sedye üzerinde. Sonra yoğun bakıma getirilmiş. Şu an durumu iyi. Doktorla beraber içeriden çıktık. Durumu iyidir şu anda. Valla şanslıydı. Ona göre bakarsa şanslıydı. Çünkü daha önce de ameliyat olmuş kalpten. Dışarıda olsaydı zaten kimsenin haberi olmazdı. Çünkü telefonu açamaz duruma gelmişti. Şanslı ki doktorlar sağ olsun işte müdahale etmişler odasında. Şu anla konuşabiliyor. Doktor ve sağlık çalışanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bu müdahale ettikleri için. Abimi hayata bağladılar. Ama çok fotoğraf iyi haber. Fotoğraf öyle düzgün. Merhaba Sefa oğlum. Thank you.
Fotoğrafı yok değil mi? Bu adresinin dairesinde. Bu adresinin dairesinde. Bu adresinin dairesinde. Bu adresinin dairesinde.